Şimdi 13 Eylül'den bu tarafa cezaevleri politikasında esas olarak değişmeyen birkaç nokta. Yani devletin politikası. Bu politika bir kişileştirme, siyasal olarak arındırma ve onursuzlaştırma üzerine. Bir de esas olarak da öldürme üzerine kurulan bu politika, devletin politikası değişmedi. Mesela 12 Eylül döneminde bizi siyasal kişiliklerimizden arındırmak için İstiklal Marşı dayatılması oldu, hazır ol vaziyette dayatılma yapıldı, tek tip dayatılması yapıldı. Bunların hepsi siyasi tutsakları siyasal kişiliklerinden arındırma ve sözüm ona kendilerince devlete kazandırma. Bu operasyon aslında bugüne kadar bütün cezaevlerinde farklı şekilde devam etti. 12 Eylül'de Metris cezaevinde fiziki olarak işkenceyle bunlar yaptırılmak istenirken, daha sonra 90'lardan bu tarafa da infaz yakmayla, tahliye hakkı geldiği halde tahliye etmeyerek devam ettirme, fiziki olarak da çıplak aramalar dayatılarak, içeride gıdayı beslenmeyi bir silah olarak kullanma, işkence aracı olarak kullanma ve burada siyasi koğuşlardan bağımsız koğuşlara alma. Şimdi ben her dönem mesela kendi deneyimimden söylersek, örneğin 12 Eylül döneminde işte tek tip dayatılmak istendi, İstiklal Marşı dayatılmak istendi. Biz buna Metris'te ciddi direnişle yanıt verdik. Uzun süreli açlık grevi oldu, ölüm oruçları oldu vesaire. Şimdi son dönemde mesela FETÖ'lerinde özel olarak diyeceğim mesela şimdi cezası bir yılın altına düşen mahkumlar yara açık cezaevine gitme şeyi var yasal olarak. Ama bize şöyle, bana da aynı şeyi söylediler. Burada hakkın yok dediler. Çünkü sen siyasi koğuşta kalıyorsun. Hala örgütsel faaliyetinize devam ediyorsunuz. Hala uslanmamışsınız. Dolayısıyla bundan yararlanamazsınız. Buna kim karar veriyor şimdi? Buna yasada olmamasına rağmen cezaevi savcısı, oradaki müdürler ve gardiyanlardan oluşan bir kurul karar veriyor. Hatta şimdi bunu da aştılar. Tamamen cezan dolduğu halde yine sen uslanmadın deyip doğrudan fizik şey mahkemeleri, kendilerini mahkemelerin yerine koyarak yeni ceza veriyorlar. Bunu son zamanlarda çok sıkça yaşıyoruz. Mesela etiklerinde siyasi çok cezaevinde ben Bergama'da da kaldım. Siyasi tutsakların kazanımlarından adliler de yararlanabiliyordu. Yani nasıl ki şimdi dışarıda toplumun bir kesimi mücadele veriyor, toplumun diğer kesimi, örneğin KESK mücadele veriyor mesela, diğer memurlar da, polisler de dahil o kazanımlardan yararlanabiliyorsa, bizim siyasi tutsakların kazanımlarından o cezaevinde bulunan adliler de yararlanabiliyordu. Mesela örneğin çok kolay işkence yapamıyorlardı. Siyasi tutsaklar müdahale edebilir diye. Şimdi yani ben Metris'ten yanıt vereyim. 84'te tek tipe karşı çok ciddi bir açlık grevi ve ölüm orucu direnişi başlattı ve biz tek tip giymedik. Bu ölüm orucu Metris'te başladı. Daha sonra Metris'ten sağmacılara sekler başladı. Sağmacılar da biliyorsunuz ölüm orucunda 4 siyasi tutsak yaşamını yitirdi. Ama tek tipi yine de giydiremediler. Böyle bir
ciddi bir şekilde bir kazanım oldu. Şimdi tabii 96 yılında uzun süreli bir direniş var, ölüm orucu direnişi var biliyorsunuz. 99 yılında ben Bergama'dan, yani 2000'li yıllarda Bergama'dan yeni çıkmıştım. FETÖ'lerini gündeme getirdiler ve FETÖ'ne karşı uzun süreli bir açlık grevi ve ölüm orucu başladı. Biliyorsunuz 19 Aralık hayata dönüş operasyonuyla bir sürü siyasi tutsak yaşamını yitirdi. Birçok siyasi tutsak fiziksel olarak hasar gördü. Şimdi esas olarak da Ahmet direnişini biliyoruz. Ahmet zindanlarda Mazlum Doğan'la başlayan, daha sonra Kemal Pirler'le devam eden şey direnişte bu kişiselleştirmeye, kimliksizleştirmeye, siyasal şeyden arındırmaya karşı muazzam bir direnişle geri teptirilmiş oldu. Yani devletin baskısına karşı siyasi tutsaklarında her dönem muazzam direnişlerini yaşadık, direnişlerin olduğunu biliyoruz. İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik tecrit toplumun bütün kesimlerine yayıldığı gibi cezaevlerin tüm geneline de hak ihlallerine, hak gasplarına olarak infazların yakılması olarak, keyfi uygulamaların yakılması olarak, keyfi cezalandırmaların yakılması olarak devam ediyor. Artık cezaevlerinde bugün fiili idamlar yapılıyor. Yani hasta tutsaklar tedavi edilmeyerek tedaviye ulaşımı engellenerek fiilen ölüme gönderiliyorlar ve fiilen bu tam da evrenin asmayalım da besleyelim mi politikasının farklı bir şekilde devam etmesi anlamına geliyor. 96 ölüm oruçlarında çok güçlü bir kamuoyu vardı dışarıda. Biz de sayısız şekilde cezaevinin önüne binlerce insanla gittiğimizi hatırlıyorum. Bu cezaevinin önüne ve kamuoyu baskısıyla o dönemin Refah Yol iktidarı tutsakların taleplerini kabul etmek zorunda kaldılar. Yani bu uzun süreli 2013 yılındaki Sayın Öcalan'ın tecritiyle ilgili, özgürlüğüyle ilgili, koşullarıyla ilgili başlatılan uzun süreli açlık grevinde de muazzam bir kamuoyu desteği vardı ve şeyle Sayın Öcalan'la avukatlarını görüştürmek zorunda kaldılar. Kazanımla sonuçlandı. Keza 2018 yılında da aynı bir durum. Dışarıda da muazzam bir kamuoyu desteği vardı ve içeride de uzun süreli bir ölüm orucu ve açlık grevi devam ediyordu. Orada da gece ailesiyle görüştürmek durumunda kaldılar. Yani bu devletin bu politikasına, cezaevler politikasına karşı içerideki fiziki direnişi dışarıdan kamuoyu güçlü bir destek verirse dönem dönem güçlü bir şekilde kazanımlarla da taleplerin bir kısmının karşılanmasıyla da sonuçlanıyor.